Merhaba Bursa Muhalif izleyicileri. Gün özetinden herkese tekrardan merhabalar. Bugün 24 Eylül Perşembe. Bursa'da yaşanan günün gelişmelerini kısa bir değerlendirmesini yapacağız. Günün ilk önemli haberimiz Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 24 çalışanın koronavirüse yakalanması. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ali Nur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 24 personelin testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bir başka haberimiz Bursa Veteriner Hekimler Odası'nın seçim heyecanı. Bursa Veteriner Hekimler Odası'nın Hüseyin Bolten Başkanlığındaki mevcut yönetimi 4 Ekim'de de tekrar yönetime aday olduğunu kamuoyuyla paylaştı. Bir başka haberimiz Bursa Serbest Mali Müşavirler Odası Başkanı Doğan Yılmaz'ın eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranının %8'den %1'e indirilmesi çağrısı. Başkan Doğan Yılmaz, eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranının %8'den %1'e indirilmesinin ardından özel okullarca okul ücretlerinin yeni KDV oranı üzerinden yeniden hesaplanması, aradaki farkın velilere iade edilmesi gerektiğini bildirdi. Bir başka önemli haberimiz, Tarihi Kentler Birliği'nin Mudanya Belediyesi'ne süreklilik ödülü. Mirilyantik kentinin Bursa tarihine kazandırılması için uzun dönemdir çalışan Mudanya Belediyesi'nde Tarihi Kentler Birliği'nden süreklilik ödülü verildi. Mudanya Belediyesi Tarihi Kentler Birliği tarafından Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Projesi ve Uygulamaları Özendirme Yarışması'nda Girit Mahallesi, Mütarekere Meydanı 2. Etap Projesi ve Trile Sanat Evi Projesi ile süreklilik ödülüne layık görüldü. Bir başka haberimiz Acemler Kavşağı açıldı. Trafik sorunuyla sürekli gündemde olan Bursa'da trafiğe nefes saldıracağı söylenen Acemler Kavşağı açıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Acemler Kavşağı'nın yükünü hafifletmek için projelendirdi. İzmir yolu ve Mudanya istikametine gelen araçların Acemler Kavşağı'nı kullanmadan Hayran Caddesi, Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi ve Hüdavendigâr Mahallesi istikametine gitmelerine imkan sağlayacak köprü ve bağlantı yolları törenle hizmete açıldı. Bir türlü yapım bitmeyen T2 hattında aynı şekilde hizmete açılmasını bekliyoruz. Bir sonraki haberimiz Teksif Sendikası'ndan. Teksif, Türk İş'e bağlı Teksif Sendikası'nda örgütlü olan işçilere teknisi yönetimi tarafından baskı uygulandı. Teksif yönetimi baskılar karşısında suç duyurusunda bulundu. Türk İş'e bağlı Teksif Sendikası Bursa İnegöl'de bulunan teknisi fabrikasında patronun sendikalı işçilere baskı uyguladığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Bir diğer haberimiz Sanat Güneşi mezar başında alındı. Sanat Güneşi Zeki Müren ölümünün 24. yılında Bursa'da kabir başında dualarla anıldı. Bir başka haberimiz HES kodu uygulaması ertelendi. Geçtiğimiz günlerde Bursa Valiliği HES kodu olmadan kamu kurum ve kuruluşlarına, AVM'lere, toplu alanlara girilmeyeceğini belirtmişti. Fakat bugün aldığı yeni bir kararla HES kodu uygulamasını ikinci bir emre kadar ertelediğini açıkladı. Bir başka haberimiz serbest bölgede genişleme çalışmaları ulaşımı aksatıyor. Bursa Serbest Bölgesi BUSEP tarafından yürütülen genişleme projesi kapsamında yapılan dev istinat duvarları bölge ulaşımında büyük ölçüde sekteye uğratıyor. Bir başka haberimiz Kuş Cenneti'nde karpostallık görüntüler. Manyas Kuş Cenneti yönünde sonbahar takvimlerindeki habercisi Ekinoks karpostallık görüntülere sahne oldu. Bu sahneler kameraların objektiflerine yansıdı. Bir başka haberimiz Bursa Spor'dan. Bursa Spor'da bir belirsizlik durumu. Bursa Spor'da Sedat Dursun belirsizliği. Bursa Spor Teknik Direktörü Mustafa Er, Sedat Dursun'la konuştum, ayrılmak istediğini söyledi. Artık aramızda olmayacak derken 23 yaşındaki futbolcu yeşil beyazlı formayı giymeye devam etmek istediğini belirtti. Umarım bu belirsizlik bir an önce çözülür. Tekrar Bursa Spor'la ilgili bir başka haberimiz. Bursa Spor milli maç öncesi bir kampa gireceğini, bu arayı iyi değerlendirmek istediğini açıkladı. Bursa Muhalif'ten günün özetini sizlere aktardık. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle.